Mersin Ortaburun Turizm Merkezi'nde 2014 yılında ilk misafirlerini ağırlamaya başlayan Ulu Resort Otel, Maldivleri andıran denizi, bölgenin en büyük aqua parkı, zengin mutfağı, animasyonları ve canlı müziğiyle tatile dair her beklentiye yanıt veriyor. Mersin Ortaburun Turizm Merkezi'nde Toros Dağları'nın denizle buluştuğu noktada 2014 yılında misafirlerini ağırlamaya başlayan Ulu Resort Otel, 283 odası 850 yatak kapasitesiyle tatili değerli kılan ne varsa misafirlerine yaşatmayı ilke ediniyor. Ulu ailesi inşaat sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimini bu defa kendi otel yatırımlarıyla taçlandırıyor. Biz bir aile şirketiyiz. 6 kardeşten oluşan 5 erkek 1 kız Antalya merkezli bir firmayız. Buralarda Antalya'da biz farklı yerlerde inşaatlar yapıyoruz, oteller yapıyoruz, hastaneler yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında çok değişik inşaatlarımız oldu. Bu yatırım bizim ilk yatırımımız. Babamızın vasiyeti üzerine memleketimize bir yatırım yapma kararı aldık ve bu Ulu Resort Oteli yaptık ve çok da güzel çalışmasını sağlıyoruz. Yapılan yatırım kısa sürede karşılığını buluyor ve bölgenin kalkınmasında sorumluluk üstleniliyor. 2014 26 Temmuz'unda ilk misafirimizi ağırladığımızda bu bölgede herkes bize şunu söyledi. Ya bu insanlar deli mi? Burası dağın başı. Nasıl olur da bu kadar yatırım yapılır burada? Evet, ülkemizin her köşesine yatırım yapmak zorunluluğu var. Sahiliyle, akvaparkıyla 50 dönüm arazi üzerinde kurulu ve bura bizim tapulu şahsi malımızdır. Özellikle belirteyim. Buranın altyapısını kendimiz yaptık. Elektrik tesisatını kendimiz getirdik. Trafoyu kendimiz getirdik. Ama burası turizm bölgesidir. Yani buranın altyapısını tamamen kendimiz yaptık. Şirket, Türk turizminin zor dönemlerden geçtiği bir dönemde yeni yatırımlardan kaçınmıyor. 2016 turizm sezonuna daha güçlü giriş yapılıyor. Özellikle iç turizme böyle bir yer ihtiyaç olduğunu gördük. Siz de görmüş olduğunuz gibi aqua parkımız ufaktı. Şimdi karar aldık. Mersin'in, evet altını çizerek söylüyorum, Mersin'in en büyük aqua parkını burada inşa ettik. Ve onun sayesinde şu krizde Antalya, Bodrum, Kemer gezdik, gördük. Birçok boş otelleri gördük. Tabii içimiz sızlıyor. İnanın burası samimi söylüyorum. Biz geçen seneye nazaran %10 daha öndeyiz. Ama çok çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz ve çok çalışacağız. Otel yatırımı bölge insanı için de önemli bir istihdam merkezi oluyor. Bu bölgenin o kadar farklı, duygusal, o kadar iyi insanları var ki 275, evet altını çiziyorum, 275 mevcutumuz var. 275 mevcutumuzun nereden bakarsan bak 200-225 bu civarın insanlarıdır. Ve bu civarın insanları da, yani burası nerede? Mersin bölgesi. Anamur'dan Tarsus'a kadar, Adana dahil. Amatör ruhla profesyonel işler ortaya koyan nitelikli personelle tecrübeli yöneticiler, otelin adının bölgede hızla duyulmasını sağlıyor. Otele adım attıkları andan itibaren güler yüzle karşılanan tatilcilerin tüm beklentilerine yanıt verilmesi başarıyı getiriyor. Öncelikle misafirlerimizin istediği nedir? 1- Hijyen, temizlik. 2- Yemek. Bunun ikisi bir arada var ise diğerleri teforattır. Biz ne yaptık? Kesinlikle hiçbir şekilde yemeğimizin en kaliteli olması için en iyi yerlerden aşçılarımızı getirdik, buraya koyduk. Bugüne kadar biz yemeklerimizden %99 nokta memnuniyet aldık. 2 nedir? Temizlik, hijyen. Bunu da eğittik arkadaşlarımızı ve bunda da başarılı olduk. 3 nedir? Deniz. Denizde 0 noktada bir otelimiz var. Biz mavi bayrağı aldık ve kısa bir zamanda
mavi bayrağı aldık. Çünkü buranın denizi öyle bir deniz var ki dünyada eşi benzeri yok. Nasıl diyeceksiniz? Bura kendini yenileyen bir denizi var buranın. Bugün kirliliği görüyorsa sabahleyin baktığınızda pırıl pırıl denizi vardır. Ayna gibi kendini yenileyen bir denizdir. Yani böyle bir özelliği vardır. Dolayısıyla bunun hepsini bir araya getirdiğimizde birçok illerden mesela birkaç tanesini sayabilirim. Özellikle Mersin, Adana, Antep, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri, Karaman, Konya, Urfa, Diyarbakır'a kadar sokaktaki bir tatilciye sorsan evet Uludere Dörtlüğü biliyorum diyor. Çünkü çalışıyoruz. Bunu da bir şekilde ekonomiye kazandırıyoruz. Yılın 12 ayı hizmet veren otelde yazın deniz, kum, güneş ön plana çıkarken sudan gelen sağlığı spa'da yaşamak isteyenler için de alternatifler sunuluyor. Biz 12 ay açığız. Yaz, kış açığız. Çünkü kışın da kış turizmi var. Bizim bir spa bölümümüz vardır. Spa'da sanki termal otel gibi çok rahat kışın geriller, hamam, farklı farklı hamamlarımız var, saunalarımız var. Kongre turizmine uygun toplantı salonları iş dünyasını, 2016 yazında büyütülen Aqua Parks'a özellikle çocuklu aileleri otele çekiyor. Geliş sebebi her ne olursa olsun misafirler, otelin geniş balkonlu odalarında uçsuz bucaksız maviliklerin keyfini sürüyor. Tamamen deniz manzaralı toplantı salonu belki Türkiye'de ilk 3 varsa birisi bizizdir. Türkiye'de diyorum, altını çizerek söylüyorum. 600 kişiye hitap edecek tamamı deniz manzaralı toplantı salonuna sahibiz. Aqua Park dedik, Mersin'in en büyük aqua parkı. Bunu da iddialı konuşuyorum. Havuzlarımız büyük büyük. İnsanlar geldiğinde biz plajımızda, deniz kenarında plajımızda insanlar yemesini içmesini sağlıyoruz. Havuz kenarında açık büfe yemesini içmesini sağlıyoruz. Ve açık büfemiz her zaman mevcut. Gece yine yemek içmek, çay kahvemiz, diğer içeceklerimiz her zaman mevcut. Yani gelen misafirlerimiz, odamız zaten diğer otellerden farklılık bir de şu vardır. Çok geniş bir balkona sahip bizim. İnsanlar geldiğinde evine gelir gibi, kendi evine, ailesiyle geldiğinde kendi evine gelir gibi çok rahat ferah. Hal böyle olunca müşteri bağlılığı en doğal sonuç oluyor İlhan Ulu ve ekibi için. Samimiyetimle söylüyorum, yılda en az aynı misafir 3 sefer geliyor. En az 3 sefer geliyor. Yani biz ilk açıldığından belki 15 sefer, 15 sefer aynı misafiri gördük. Çünkü biz artık onlarla bir aile olduk. Zaten bizim çalışma sistemimiz de bu. Misafirler de aile gibiyiz. Onun için bazıları sırf bizi görmeye geliyorlar böyle. Bizim bu ailelerimizi sevdik. Biz aile ortamını çok seviyoruz efendim. Köpük partileri sıcak saatlerde eğlencenin adresi oluyor. Tıpkı Antalya'daki gibi Konyaaltı ve Lara diye adlandırılan plajlar yanı sıra Mersin de unutulmuyor. Canlı müzik alanı Gezen de restoransa Gülnar adını taşıyor. Aile oteli olarak ön plana çıkan otelde herkes kendine ait bir ayrıcalık noktası bulabiliyor. Her kesime hitap eden bir oteldeyiz. Nasıl? Yurt dışından getirmiş olduğumuz animasyon gruplarımız var. Bunlar animasyon olarak bu gelen misafirlerimizi eğlendiriyorlar gece gündüz. Her gün canlı müziğimiz var. Zaten özel günlerde ülkemizin yetiştirmiş olduğu değişik sanatçıları getiriyoruz. Ve biz aileler geliyor, kapalı ailelerimiz var, açık ailelerimiz var. Burada o kadar özgür rahatlar ki mesela biz kapalı bir hanımefendi geldiğinde çok rahat havuz yaptık. Tamamı kapalı. Evet biz burada tesettür oteli değiliz, altını çiziyorum ama bir tesettür otelinin vermiş olduğu hizmetleri kısmen veriyoruz. O havuzun tamamı kapalı, sadece güneş görüyor, etrafı kapalı yani kapalı yerden bahsetmiyorum, dışarıda. Oraya da sadece bayan hizmet ediyor ve o hanımefendiler de geliyor orada güneşleniyor, rahatça sizler bizler gibi rahatça güneşleniyor ve
İnanın oraya geldikten sonra zaten kendi özgürlüğünü hissediyor. Yönetim Kurulu üyesi İlhan Ulu, yerli turist yanı sıra yabancı turistleri de bölgeye çekmeye yönelik girişimleri bulunduğunu söylüyor. Hedefler hiçbir zaman için bitmez. Hedefler hep zaman bir numara olmaktır. Mesela buranın en büyük dezavantajı yol. Ve bizim Mersin'den buraya gelirken bir yol sorunumuz var. Çok az bir şey. Yani bir omuz verseler, Sayın Ulaştırma Bakanımız bir omuz verse, inanın bir gelip görse 2 ay içinde bitecek yolumuz var. Tüneller açılmış, önünde yol yok. Bunlar bir giderilse o zaman zaten bu bölge, inanın İstanbul buraya akacak. O zaman bütün yatırımcılar buraya gelecek. O zaman hiç işsiz kalmayacak. O zaman memleketimizde hep döviz akacak. İlhan Ulu sözlerini noktalarken ailelerinin bir parçası olarak gördükleri misafirlerine yürekten teşekkür ediyor. Biz burada tamamen bir aile ortamının vermiş olduğu huzuru, mutluluğu bütün misafirlerimize yaşatıyoruz. Ve inanın bütün misafirlerimizi biz görmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah o misafirlerimizi tekrar burada göreceğiz. Bundan sonra kat kat çoğalacak. Biz onlarla varız. Hepsine teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.